Ticaret Bakanlığı'ndan internet üzerinden yapılan teknolojik ürünlere yönelik alışverişlerle ilgili bir karar var. Az önce başlıklarda da ifade ettik. Cep telefonu, akıllı saat, tablet, bilgisayar gibi o teknolojik ürünler artık koşulsuz şekilde iade edilemeyecek. İnternetten alışveriş yapıyor musun? Yapıyorum abi. Ne sıklıkla? Genellikle her şeyi internetten alıyorum zaten. Kimi tatil rezervasyonu yaptırıyor, kimi bir ürünü satın alıyor, kimi faturasını, taksitini ödüyor. İnternetten günde milyonlarca alışveriş yapılıyor. Evet, yapıyorum. Ne sıklıkla? Yani bütçemin el verdiği sıklıkla diyeyim. Siz de internetten alışveriş yapanlardansanız aman dikkat, Ticaret Bakanlığı yeni bir yönetmelik yayınladı. O yönetmeliğe göre cep telefonu, bilgisayar, tablet ve akıllı telefonlarda koşulsuz iade hakkı kaldırıldı. Telefonu aldım diyelim. Sana göre kusurlu, adamlara göre kusurlu değil. Ama bana göre yeterli değil. Bu konuda nasıl yardımcı olabilecekler bize? Biraz tabii kısıtlama gelmesi güzel bir şey. Çünkü insanlar suistimal edebiliyor. Yanlış. Yani bence tüketici haklarına uygun değil. Alıp beğenmediğim bir ürünü deneyip geri verebiliyorum normalde. Yeni yönetmeliğe göre internetten alınan ürün ayıplı değilse iade işlemlerinden artık kargo ücreti de alınacak. İade süresi ise 14 gün. Çok da mantıklı değil. Bir de sanırım geri gönderildiğinde yani tablet telefon değil de iade kargolarında tüketici ödeyecekmiş. Keyfi olmaması lazım elbette. Sonuçta bunun için hizmet veren iade etme hakkımız olmalı. Keyfe keder de yapılmaması lazım. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar'a göre bu tüketicinin aleyhine olan bir durum. Daha önceki mevzuatta tüketicinin sipariş ettiği yani internet ortamında aldığı mesafeli alışverişlerden temin ettiği mal ayıplı olsun ya da olmasın 14 günlük süre içinde hiçbir masraf ödemeksizin masraf satıcıya aitti. Geri iade edebiliyordu. Ama şimdi mal ayıplı ise masraf ödemeksizin geri iade edecek satıcıya, bu tüketicinin aleyhine olan bir durum. Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği 1 Ekim'de yürürlüğe girecek. Ve Türk Hava Yolu şirketleri ile ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmaya başlandı. Artan maliyetler nedeniyle özellikle iç seferlerde, yurt içi seferlerde bir azalma var iddiası söz konusu. Hatta hava yolu şirketine ait bazı uçakların başka hava yolu şirketlerine kiralandığına yönelik iddialar da söz konusu. İddianın sahibi soru önergesi veren Cumhuriyet Halk Partisi. Artan maliyetler, döviz kurundaki yükseliş. İddiaya göre havayolu şirketleri iç hat seferlerini azalttı, dış hat seferlerini artırdı. Yolcular uçak bileti bulamaz hale geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, konuyu meclis gündemine taşıdı, mağduriyetler arttı dedi. İlgezdi, Ulaştırma Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde Türk Hava Yolları'nın bazı uçaklarını başka havayolu şirketlerine kiralayıp kiralamadığı sorusunu yöneltti. Türkiye, uçaklarını Rusya'ya mı kiraladı? Bu iddialar doğruysa vatandaşı mağdur edecek bu kararı kim, niye verdi? İç hat seferlerini azalttığı iddia edilen havayolu şirketleri uçak biletlerine geçen yıla oranla %104'lük zam yaptı.